Fenerbahçe Göztepe karşılaşmasının yankıları devam etmekte. Ali Koç'a yapılan fiili bir müdahale vardı. Ali Koç'u düşüren Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan bir mesaj yayınladı. Hem Fenerbahçe camiasından hem de Başkan Ali Koç'tan özür diledi fakat o mesaj mesaj Ali Koç'u yumuşatmadı tabii ki. Bu arkadaş garajdan polislere polislerle tokalaşarak arabaya binip stattan ayrılıyor. Nerede devlet diye sordu. Ali Koç'un arkasından iten Fatih Özkan pişman oldu, özür diledi. Ancak Başkan Koç geri adım atmıyor. Bu arkadaşı ne gözaltına almışlar, hiçbir işlem yapmamışlar ve devleti temsil eden spor şube müdürü bizim gözümüz içine bakıp yalan söylüyor işlem yaptık diyor. Bu görüntülerin üstünden çok geçmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç saha kenarında yürüdüğü sırada saldırıya uğradı. Koç'u yere düşüren isim Göztepe'nin taraftardan sorumlu yöneticisi Fatih Özkan'dı. Gözaltına aldığını biz zannediyoruz. Staddan ayrılırken adamı sahada görüyoruz. Geri dönüyoruz. Görüşkan'ı hani gözaltına almıştım. Ya bu esnaf kaçacak kaçacak yeri yok. Biz biliyoruz nerede olduğunu sonra alacağız. Özkan kıyafetini değiştirdi, stat'tan ayrıldı. Ali Koç saldırının kendisinden çok sonrasına tepki gösterdi. Ve bu kişi garajdan polislerle tokalaşarak arabayı benim stat'tan ayrılıyor. Nerede devlet? Bu başka bir takımla yapılan bir olay olsaydı böyle mi ele alacaktınız? Ev hapsine mahkum edilen Fatih Özkan'dansa açıklama geldi. Üzüntüsünü dile getirdi. Ali Koç'la tüm Fenerbahçe camiasından özür diliyorum ifadelerini kullandı.